geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşun cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Koşu yerlerde sürünür. Korkar sanma, sen için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmetçik hep ayakta. Beş mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. İçeri şimdi Cesa. Ben burada albayım. Cemal nerede büyük asker olayı demez mi? Sen yine kendi kendine ne konuşuyorsun? Lazarotti. Ulan şu an görmüyor musun? Gelmişler nizami yönüne. En büyük asker bizim asker diye bağırıyorlar. Sağ olsunlar ama nereden tanıyorlar beni? Çıkaramadım. Deli misin sen ya? Adamlar çocuklarını askere getirmişler. Onları uğurluyorlar. Uy. Herif daha askere yeni gelmiş. Nereden en büyük oluyorlar? Dalın lan, dalın lan. Hadi. Sus, sabırtma Cemal, sabırtma. Ulan görmüyor musun, eşek kadar herifler. Daha yeni mi geliyor askeri? Cemal, bedelli oğlum onlar. Nasıl yani bedelli? Kandırma ula beni. Ya bak şimdi Cemal'cığım. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belli bir bedel karşılığında gelip 28 gün askerliklerini yapıp dönüyorlar. Anladın mı Cemal'cığım? Hıy. Ula bir de askerlik yapmak için para mı veriliyor? Hay sizin kafanıza. Ve seni kafana. Karargah destek bölüğü, bir subay, 72 erbaş ve erli emir bir görüşlerince hazırdır komiserim. Sağ olun asteğmenim. Günaydın asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Beni rahatla dinleyin. Arkadaşlar, bu hafta birliğimize yurt dışında yaşamakta olup askerliğini bedelli olarak yapacak arkadaşlarımız katılacak. 28 günlük askerliklerini sorunsuz olarak tamamlamaları için ne gerekiyorsa yapacaksınız. Gerekli kolaylığa göstereceğinize eminim. Komutanım, alay komutanı geliyor. Bülük! Gerek yok Levent, gerek yok. Bedelli askerlikten bahsettiğini duydum da ben de arkadaşlara bir şeyler söyleyeceğim. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız askerlik görevlerini acemi birliklerin içinde yapıp geri dönüyorlardı. Ancak bu yıl pilot bir uygulamaya geçildi. O pilot da bizi buldu tabii. Bunun sebebi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir taraftan askerlik görevlerini yaparken diğer taraftan sizlerle kaynaşıp örf ve adetlerimizi öğrenmelerini sağlamaktır. 28 gün misafirimiz olacaklar.
bu süre içinde onlara yardımcı olmanızı istiyorum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar, anladım. Koğuşlar hazırlatıldı mı? Evet komutanım. Girişteki 30 kişilik koğuşu bedelliler için hazırlattım. Güzel. Bu sabah Bolordu komutanı ile konuştum. Bedelleri bizim askerlerin arasına dağıtırsak daha iyi sonuç vereceğini söylediler. Bizim için bir sorun çıkmaz değil mi? Hayır komutanım. Güzel. Senin için ikinci bir iş olacak ama koğuşları buna göre ayarla. Emredersiniz komutanım. Günaydın. Günaydın. Ya bugün en kaçı? 30 Mart. Doktor kaçta gelecek? Hayrola? Aa, Ferit. Sen hiç iyi görünmüyorsun ya. Hasta mısın? Şifayı kaptım galiba ben ya. Bahar geldi diyorsun, zart diye kar yağıyor. Kaloriferleri de deli gibi yakıyorlar zaten. Gel, gel otur şöyle. Of, etlerim acıyor ya. Sen böyle hastalandığın zaman hep mızmızlanır mısın? Ay, ne bileyim ben. Otur bakalım. Melek bak ne buldum. Ne zaman gelsen buradasın Ferit. Şu kızı rahat bırak artık. Ya ateşi var, üşütmüş galiba. Ah canım, doğuda görev yapanlar ne yapsın? Günlerce karkış demeden yürüyorlar. Neyse, sen ne gösterecektin bana? Ha, perde için örnek getirdim. Şuna baksana. Nasıl? Yani. Beğenmedin mi? Ya ben daha böyle mavi gibi falan düşünmüştüm ama. Hadi ya. Neyse, ev senin. Ya, öyle deme, kırılırım bak. Kırılma, tamam. Öf. Aba be ya. Bıktım be kardeşim. Ya abinin daha dün 27 tane yatağa çarşaf serdim be ya. Bir karar veremediler. Bana bakın kartopu. Bu yeni gelen askerleri şöyle kapıya yakın bir yere yatıralım ya. Niye? Ya ne bileyim şimdi ayağa kokan mokan vardır, horlayan vardır. Horlayan? Sana ne yapalım peki? Ben horlayamayayım be. Aa, lütfen babacandır. Şimdi çocuğun günahını almayın boş yere. Canım, Jumbo'nunkine horlama mı denir? Onunkine pancar motoru denir, ayı böğürmesi denir ama horlama denmez. Hamza abi, kusura bakma ama sen bazen abartıyorsun sanki ya. Hadi oradan. Ya bir sus be Cumba. Siz buraya muhabbet etmeye mi geldiniz, yardım etmeye mi kardeşim? Ya abi, daha bir sürü yatak yapılacak ya. Ya biz ne yapıyoruz? Bu yataklar torunların değil mi? Gelip onlar yapsınlar. Şşş, çengellerim, vallahi seni yatağa atasın. Oğlum bırak, başka türlü düşün, kafanı başka türlü çalıştır. Bak ne güzel sıcacık yerde duruyoruz. Bırak torunlar sabah sporlarını yapsınlar değil mi? Tabii. Ha, anladım abi. Bakalım nasıl adamlar gelecek ya. Nasıl mı var lan? İşte onun gibi, bunun gibi, benim gibi adamlar gelecek. Senin gibi adam çıkar mı bilmem. İsteseler de benim gibi bir adam olamazlar zaten. Alamancıdır onlar. Ne olmuş Alamancıysa? Ne bileyim, bir gariptirler işte ya. Mehmet Şol mesela. Adı Türk, soyadı bir gavur. Böyle bir tuhaf işte. Kardeşim, senin de adın insan ama suretin öküz. Biz bir şey diyor muyuz? Senin var ya, yedi ceddin. Fırlatma. Alo! Ne böğürüyorsunuz be? Yok bir şey komutanım. Her zamanki böğürmeler işte. Genel yani. Maksat ses olsun. Ben şimdi senden bir ses getireceğim göreceksin ha. Hamza! Şakir! Koğuşlar hazır mı? Diğer koğuşlar hazır komutanım. Altı koğuşa dörder kişi koydum. Bir koğuşa da üç kişi düştü. İyi. Kapıda kontrol edilecek ama sen yine de gözünü dört aç. İçeriye yiyecek sokan olmasın. Anam! Komutanım, çantaların içinden Almancık latası çıkarsa da bize verir misiniz? Yuh Gökhan! Patlayacaksın oğlum. Daha ne çikolatası? Çok canım çekti komutanım, vallahi. Yok sana çikolata falan. Bana bak Naci, bu herifin kantinden gofret almasını kesinlikle yasaklıyorum. Çay dışında hiçbir şey vermeyeceksin. Anam! Hiç kusura bakmayın komutanım ama olmaz. O benim en iyi müşterim. Naci, bana bak senin... Hadi hadi, bir an önce bitirin şu işleri. Anlamazsınız komutanım. Manyaklar takımı. Sok ya bu suya gitti. Hadi bize Kerem Aslı'ya mı endişe ediyor? Hadi hadi gel. Hadi.
Nerede kaldın be? Nerede kaldın? Uy, ulan herifler Almanya'dan gelmişti. Biz onları böyle kuru masayla mı karşılayacağız? Ohoho! Teşkilat süper ha uşağım. Kolonya, peçete. Ya burası bana başka bir yerin girişini hatırlattı be Cemal. Lan, vazoyla çiçeği nereden buldun? Firmas demirin masasını arakladı. O anlayana kadar koyarım yerine. Ooo, çikolata da var ha. Güzel. Aa. Oğlum bunun yarısı boş. Sorma ya. Jumbo'nun yanını zor aldım. Yapıştı çene gibi. Aç. Ooo, bak yeni müşteriler geldi. Willkommen, willkommen, guten Tag. Ne diyorsun be? Ne diyorsun? Git buradan. Bu ayaküstü tehlikesinden öğrendim. Ayıp olmasın adamlara da. Selam. Uy, uşaklar Türkçe bili. Hoş geldin uşağım. Memleket nereye ula? Müni. Müni? İçinden mi? Ne oluyor burada? Ne bu masanın hali böyle? Çiçekler, kolonya, peçete falan. Uşağım, 4 hafta sonra Almanya'ya giderken habını da götürsenize yanına. Cemal! Türkler geliyor. Komutanım, siz söyleyince biraz garip durmadı mı bu? Bu da bizden, Alman plaka. Ne yapıyorsun bakayım sen, he? Askere mi geldin sence? Kadri Sakoğlu, Adana. Emret komutanım. Kusura bakmayın yüzbaşım, bilemedim. Şşş, yüzbaşı değil lan. Asteğmen Duru. Sana ne, sana ne be? Hamza o kadar üsteğmen oldu. Biz de bırak 2 dakika, yüzbaşı olalım. Allah'ım, Allah'ım, toprağıma geldim, vatanıma geldim. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Vallahi 2 gündür yollardayım. Nasıl heyecanlıyım bilemezsiniz binbaşım. Güzel. De, niye bıyıkları kesip gelmedin? Ayrılmak zor geldi. Halis molis Türk bıyığı. Üsteğmenim. Hadi arkadaşım, hadi, hadi. Geçin sıraya. Daha çok girecek var. Oo, kaydınızı yaptırın hadi. Olalım vallahi. Ben gireyim mi brother? Kein Problem. Wie geht's? Geht schon, geht schon. Hadi gut, gut. Komutanım, bunlar da bozuldular. Bu kadar mı Türkçe biliyorlarmış? Cahil cahil konuşma be. Hadi git işine bak, hadi. Hadi. Bu hafta el bombası eğitimi vardı değil mi komutanım? Evet, dün yaptırmadınız mı? Araya işler girdi, bedelliler falan yaptıramadık. Önemli değil. Bu hafta eve bile zor gittin. Farkındayım. Haftaya planlasak diyeceğim ama gelecek haftada bedellilerin eğitimi var. Ben nezaret ederim. Sen dert etme. Aman komutanım, olur mu öyle şey? olur tabii. Zaten masa başında oturmaktan sıkıldım. O zaman Ahmet Başçavuş'a söylerim. O yaptırır. Ben içmeyeceğim Ferit. Ne oldu? Neyin varmış? Üşütmüşüm biraz. O kadar komutanım. Bana bak, senin gözlerin hiç iyi bakmıyor. Kırgınlık var biraz komutanım ama C vitamini alacağım. Geçelim. Gel. Postanızdan şikayetçiyim Levent Üsteğmen'im. Hayırdır? Yarım saattir onu arıyorum. Doktor bir ateşi var, revire yatsın dedi. Bir arkamı döndüm, Ferit Beyler yoklar. Ferit? Komutanım bir sürü iş güç var. Bedelliler gelecek. Kim bakacak onlara? Vah vah vah. Doktor iğne yazdı mı Melek? Sabah akşam 2 tane. Tamam, onun da etkisi var komutanım, yalan söylemeyeceğim. Şu hale bak, konuşmaya gelince kocaman adam ama iğne olmaktan korkuyor. Şaklabanlık yapma da revire git, yat Ferit. Emredersiniz komutanım. Çağırıyorlar galiba. Buyurun teyzeciğim. Evladım, bu 56. alay mı? Adam, ey oğlum dikkat etsene. Allah Allah, birini sakatlayacaksın. Yürü. Çocuğum, 56. alay. Bizim çocuğu askere veriyoruz da. Burası mı acaba? Oha, çocuk bu mu? Burası teyzeciğim, burası. Geç bakalım genç. Değil, orta yaşlı. Ver elini.
Valizi değil, elini. Allah kavuştursun teyzeciğim. Yani demek istiyorum ki önce bir ayrılın, sonra Allah kavuştursun. Hop! Buradan öteye sen geçemiyorsun teyzeciğim. Niye? Annem gelmeyecek mi? He, gelecek, gelecek. Merak etme. Onun biraz işi var, sonra gelecek. Sen bir geç içeri. Ama nasıl olur evladım? Onun daha bugün ilk günü. Hiç değilse alışana kadar yanında durayım ha? Ya teyzeciğim, ilkokul mu burası? Ha, iki hafta sonra kurdele dön. Yani yemin töreni var. Gelir görürsünüz çocuğunuzu. Anne, şartlar hiç müsait değil. Bence biz gidelim. Ulan eşek kadar adamsın. Ne annesi? Geç ulan içeri. Geç. Bana bak. Sen benim oğlumdan nasıl konuşuyorsun ha? Bir daha sesimi yükselttiğimde mi? Vallahi senin o beyni bağrağını dağıtırım ha. Dağıtır. Teyzeciğim ama lütfen. Sizin de askere vurmanız doğru değil. Sizi uyarmak zorundayım. Askeri alandasınız. Lütfen dışarı çıkın. Ya öyle mi? Ne biçim yer burası ha? Sizin komutanınız nerede? Nerede komutan? Komutanı istiyorum. Ya beyler, size zahmet oldu ya. Sağ olun. Eğer yardım etmeseydiniz hayatta bitiremezdik bu işi tek başıma. Olur mu öyle şey babacığım? Oğlum edeceğiz tabii. Lafını etmeye değmez be. Öyle valla. Arkadaşlıklar bugün nerede belli olur. Kardopucuğum, yer misin? Yok Cumbo. Şimdi o kadar seni zahmet çekti, yoruldun. Bir de bisküvi de almayayım. Şşş! Bana bak şişik. Vallahi daha yeni olduk tuvaletleri. O bisküvileri böyle yiyip içip lap oraları. Vallahi bak, bak böyle. Yemin ediyorum bisküvi yiyor demem. Dökerim çamaşır sürüp bembeyaz olursun sen. Ya biz bu aletlerin içine niye nafta halini atıyoruz anlamıyorum. Cahil. Huflenmesin diye, huflenmesin diye. Bunlardan bir tane de köydeki evin helasına taktıracağım. Çok seviyorum valla. Selamun melamun beyler. Ne haber? Ha? Ya dur Vedat, çaburla ayaklarına basma oraya. Tamam be, duruyoruz işte. Şşt! Bedelliler gelmeye başladı. Gelsinler, gelsinler. Onbaşılar burada, onları bekliyor. Ulan adamlar 28 gün askerlik yapıp gidecekler. Sen ne kadar eziklik yapabilirsin ki onlara? Yani koskoca onbaşı bile olsa. Ne kadar yapabilirsem. Niye biz 15 ay yapıyoruz da onlar 28 gün yapıyor? Daha ne istiyorsun oğlum? Onlara az. Bize çok veriyorlar askerliği. Ya bu Tosun sanki kışın biraz daha zekiydi değil mi? Yani bu ağaların ısınmasıyla bunun tosunlaşması arasında mutlaka bir bağ var. Yazık. Selam. Şşş, dur babacığım dur. Oğlum adam da acemi ne bilsin ya. Hem bak şey ederken yılan bile dokunmaz ha. Ya Abza, Abza hiç boşuna nefesini tüketme. Sabahtan beri ben buralarda temizlik yaparım. Bunun bedelini ağır ödeyecek o zibidi. Bak bak. Durun, durun, durun. Aman be oğlum, bedelli o be, koymaz ona. Tamam abicim, tamam. Bu olaya onbaşı olarak el atıyorum tutuşunu. Alo, birader. Şşş, içeri giren zıp zıp, sana diyorum. Bana mı diyorsun? He, sana diyorum. Baksana, sen bu çamurlu ayaklarına niye içeri giriyorsun bakayım, he? Şu işini bitir de çık bakayım dışarı, çık. Şşş, bana bak. Sen de basıyorsun bakayım çamurlu ayaklarını oraya, ha? Daha git temizledik orayı biz. Bebe, ne oluyor la bebe? Sen kime bebe diyorsun? Ya gitme çocuğun üzerine, heyecanlanınca kekeliyormuş. Al bak, bir cins daha. Anlat derdini, buru der. Kusura bakmayın ya, hiç farkında değildim. Altıma yapacaktım, vallahi zor yetiştim. Ana, ne yaptı la bu şimdi? Basınç kör etti. Yemin ederim, bulduğum gibi bırakırım, çok özür dilerim. İyi, iyi, tamam. Affettik biz seni. Ama şimdi söyle bakalım. Ne olacak bu yerlerin hali? Hey! Şapi, hadi bakayım. Oh. Adım Fresh B de beni bu işi. Paspas ve R&B. Her yeri silerim, yeter ki kızma. Hemen hallederim, bana trip yapma. Vay be! Sıkıymış be! Ulan var ya, el tarafı iki dakikada piril piril etti. Helal olsun koçum. Yalnız. He. Kör topu. Kör topu, kör topu, kör topu.
Hani babacanın elleri. He. Tuvaletten çıktı ya hani. He. Sanki biraz şeyliydi. Şey. Dokunma bana. Dokunma bana. Hayır. Pis. Ne koymuş çantasına anlamadım ki. Hadi Cemal'in kafası odun. Benimkine niye o kadar sert vuruyorsun be kadın? Komutanım siz içeri girin isterseniz. Bu bendeki listeye göre bir kişi kaldı zaten, onu da ben karşıladım. Yok sağ olsun, yok gerek. Selam. Hoş geldiniz Suzan Hanım. Pek ortalarda gözükmüyordunuz, ne güzel. Yani en sonunda Kerim Aslemen'le bıktırmayı başarmışsın Suzi, yani bravo sana. Vallahi ben bilmem, bana rolümü çalıştıracaktım. Ne rolü? Juliet'i oynayacağım. Komutanım. Ne yaptın? Dediğiniz gibi alay komutanımızın yanına götürdüm. O uğraşsın deli kadınla. Vallahi şimdi sinirden saçını başını yoluyordur komutanımız. Zaten tepesi de açılmak üzere iyice. Cemal. Alay komutanımızın kızı oluyordu değil mi? iyice elime düştünüz Aslı'yım benim. Fark ettim. Bir yere çalıştırırsınız artık. Ne haber? İyilik. Nereye? Muzaffer Albay çağırtmış. O taraf işidir. Tamam. Görüşürüz. Ben seni ne yapayım Cemal? Manyak herif. Geri beyin zekalı idiot. Sonuncusu da geldi komutanım. Hadi bismillah. Komutan beyciğim, biz oğlumuzu en pahalı okullarda ve en iyi öğretmenlerle yetiştirdik. Onun için kendisi çok hassas ve içli bir çocuktur. Burada yalnız bırakmak istemiyorum. Yok, öyle söylemeyin hanımefendi. Gözünüz arkada kalmasın. Benim mahiyetimdeki subayların hepsi çok iyi eğitimlidirler. Oğlunuz hem askerliği öğrenecek hem de yeni arkadaşlar kazanacak. Arkadaş? Ay yok, arkadaş edinmesin. Zaten o kapıdakileri hiç gözüm tutmadı. Kapıda kimler duruyor Deniz? Cemal ve Seyfi. Başlarında da Kerim Asteğmen var komutanım. Hay Allah. Hepsi de çok iyi çocuklardır hanımefendi. Vallahi kusura bakmayın, bana hiç öyle gelmedi. Mümkünse benim çocuğumu ayrı bir koğuşa koyun. Parası neyse öderim. İsterseniz general olarak yaptıralım askerliği. Yapmayın hanımefendi, şurada 28 gün askerlik yapacak. Bir anne olarak endişelenmenizi anlıyorum ama bu 28 gün emin olun Korhan için çok yararlı olacak. Belki sizin verdiğiniz imkanları biz sağlayamayız ama sizin kadar özenip ilgileneceğimize emin olun. Ah, çok teşekkür ederim size. Şimdi içim rahat, sağ olun. Spora çıkmasa olur mu acaba? Yüzbaşım, hanımefendiyi nizamiyeye kadar geçirin. Delikanlı da arkadaşların arasına katılsın. Emredersiniz komutanım. Buyurun gidelim. Siz evli misiniz acaba? Hayır değilim. Niye sordunuz? Selam Avişko. Bir sen eksiktin. Bir de seninle uğraşamam artık. Ne dedim şimdi ben ya? Sen bir şey demeden ben uyarayım dedim işte. Fatih, bedellilerin fotoğrafı çekilecek. Ne zamana yetişmesi lazım? Çünkü bu aralar biraz sıkışım da, babam da yok. Ne kadar çabuk olursa sevinirim. Bu pilot uygulama yüzünden genelkurmaydan, kolordudan denetlemeye gelebilirler. Peki, elimden geldiğince çabuk olmaya çalışırım. Tamam, peki neredeler şimdi? Hepsini kantinde topladık komutanım. İyi. Depoya götür, kamuflajlarını, postallarını alsınlar. Tıraşı gelen varsa da ilgilen. Fotoğrafları da çektirecektik komutanım. Onu sonra hallederiz. Yo, ya da o da aradan çıksın. Sivil eşyalarını depoya teslim ettirt, sonra bizim koridora getir. Alay komutanı görmek isteyecektir. Emredersiniz komutanım. Ferit, bir iki kaşık daha iç hiç olmazsa. Ya Melek, çok kötüyüm diyorum ya. Su bile içemiyorum, boğazıma takılıyor. Zaten boynum terliyor. Ayaklarım yanıyor ya.
Başımı dik tutamıyorum, çok fena oldu. Ne sormuştun sen? Amma mızmızlandın sen de ya. Bak hasta erkek hiç çekemem söyleyeyim. Böyle olduk yani şimdi. İyi git annemi çağır gelsin. O bakar bana, anacığım benim. Ya ben böyle yatınca daha kötü oldum sanki. Ayaktayken gene iyiydim değil mi biraz? Bak bir şeyler yemezsen hiç iyileşemeyeceksin. Hadi benim hatırım için. Hadi gel. Ya hayır ya. Melek çok sıcak ya vallahi. Üstelik bir de yağlı yapıyorlar, midem kalkıyor yediğim zaman. Kötü yani. Vallahi çok güzel olmuş. Hadi sıra sende. Hop. Aferin bak. Evet arkadaşlar, sıraya girin. Sessiz olun. Komutanım ben bu postalları bağlayamıyorum. Buraya bak, çekiyorum. Bunun bıyıkları var. Yavaş. Kardeşim sen 10 dakika müsaade etmedin mi? Ben niye kesmedim bıyığını? Ya zor geliyor ya. Kesebilsem keseceğim. Yapma bunu der ya. Ben onlara nasıl baktım, nasıl uzattım bir bilsen. Ya her sabah badem yağıyla siliyorum. Ha öyle mi? Ama böyle dolaştırmazlar adamı. Eninde sonunda kesilecek o bıyık. Ya onlar fark edene kadar idare etsen. Ha? Hadi bunu der ya. Olmaz. Hayır. Derhal tuvalete. Marş marş. Seyfi sen de git. Başında bekle. Kestiğinden emin ol. Kesiyormuş gibi yapmasın. Emredersiniz komutanım. Geç hadi. Selam. Selam. Madem fotoğrafçımız bu kadar güzel, ben 10 tane çektirmek istiyorum. Asker! Kendine gel, kendine gel. Askıntı olmak yasak. Ben... Sus. Bile cevap veremiyor. Kerpiçio. Kerim Aslı'yım benim. Allah, Juliet peşime düştü. Beni Kerpiçio sanıyor. Ben ayıp etmedim değil mi? Ya takma kafana. Ama yine de asılmak yasak. Kaçtı yine değil mi? Ne oluyor ya? Seni tanıyorum. Sen Filiş misin? Canlarım benim. Sizinle ayrılık vaktimiz geldi. Ama 28 günde olsa ben askerliğimi yapmak istiyorum. Siz ölene kadar unutmayacağım. Kimle konuşuyorsun sen? Kimseyle? Ya ben bıyıklarımı çok seviyorum. Kesmesem olmaz mı? Olmaz kardeşim, olmaz. Bıyıklar kesiliyor. Sen dua et, Leventus Teğmen görmedi. Yanmıştı. Kim ki o? Bizim bölüğün komutanı. Bak, eğer yani çok özlersen... ...ben sana böyle ispirtolu kalemlerle güzel kaytan bıyıklar yaparım. Ha? Yani... Şahise. Aman be. Nereden çıktı bu etim şimdi be? Üç. Ya Allah var mısın be Vedat? Oğlum bu bedellilerden ayrı tutmak için yaparlar. Yok be canım ya. Ya tabii abi de niye anlamıyorsunuz ya? O bedelli diye getirdikleri var ya topların. Aslında gerçekten asker. Çaktırmadan bizim ayağımızı kaydırıp onları alacaklar yerimize. Bak bak. Şüpheciye bak şüpheci. Vallahi panar ayak oldu bu ha. Ulan sen fena hırs yaptın bu bedelleri. Hayırdır al ye. Yemiyorum. Yaparım tabii abi. Benim de param var. Ben de insanım. Ya benim de canım var. Ben de bedelli yapacağım belki. Ulan şarkı gibi oldu ha. Kulağımda bir yerden ısırıyor ama. Oo arkadaşlar sermişsiniz yine. Toparlanın biraz ya. Ne ulan? Kumanya mı getirdin şişik? Ne var menüde? Aç! Canım menüde tereyağlı, Türk usulü, fırından yeni çıkmış parça tesirli el bombası var. Yer misin? Yok oğlum yok. O vazoteryan. Ot yiyor ot. Diyetteyim. Hadi abiciğim hadi geliyorlar kalkın. Kim geliyor? Levent mi? Levent mi? Sen ne tuhaf bir adamsın ya. Babaan oğlum senin o ya. Deniz Yüzbaşı ile Ahmet Başçavuş geliyor. Hadi kalkın. Ya Deniz Yüzbaşı ile Aztek Kerim gelseydi daha iyi olurdu ama... Al
Aman canım. İki tane el bombası atacağız, sonra da gideceğiz. Hadi hadi, kalk fırlamaca, hadi. Alo! Geçin sıraya be! Bak izahına, geç! Kaç kişi var çavuş? 45 kişi komutanım. Allah Allah. Nerede bunca asker? Sayı doğrudur komutanım. Lojmanlar, nöbetler, bedeller derken askerin çoğu görevde. Hey, ne yapalım? Elimizdekilerle idare edeceğiz artık. Emredersiniz komutanım. Palaskalarınız her zaman sıkı, üniformalarınız düzgün olacak. Kerim, buradan berbere gidin. Aralarında saçları uzun olan arkadaşlar var. Emredersiniz komutanım. Kızım, bu kadar ısrar ediyorsun. Kimmiş bu adam? Ben tanımıyorum. Fresh bir, herkes tanır babaya. Aa, senden başka tanıyan yok. Baba çok ünlü diyorum. Avrupa'da müzik listelerine giriyor. Kızım, bize ne bundan? Şu askerliğini bu kasıt olarak bitirsin, istediği listeye girsin. Anlaşıldı mı? Hadi bakayım, sen kaybol buradan. Merhaba Levent. Bakıyorum şimdiden asker olmuşlar. Aferin. Sağ olun komutanım ama daha yapacak çok işimiz var. Olur olur, zamanla olur. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Arkadaşlar, bir komutanınız size hitap ettiği zaman ya sağ ol ya da emredersiniz komutanım diye cevap vereceksiniz. Anlaşıldı mı? Sağ ol. Anlaşıldı. Tamam tamam. Arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Burada bizimle 28 gün askerliğin temel kurallarını öğreneceksiniz. Bizim için bedelli olup olmamanız veya kısa süreli askerlik yapmanız hiç önemli değil. Biz diğer askerlerimize nasıl davranıyorsak sizlere de öyle davranacağız. Evet, şimdi bir sorusu olan var mı? Söyle bakalım. Önce adını, soyadını, sonra memleketini söyleyip bir maruzatım var komutanım diyeceksin. Tamam. Korhan Yeşildirek, Papua Yeni Gine, emret komutanım. Papua Yeni Gine mi? Ne işin vardı oğlum orada senin? Komutanım, benim babamın inşaat şirketi var. Ben doğduğumda orada bina inşa ediyormuş. Anlaşıldı. Evet, maruzatın nedir? Komutanım, annem iletmişti size. Ben spora çıkmayacağım değil mi? Benim de ayağımda sorun var. Ben Gustav Hanım komutanım. Benim tavsiyem dışarı komutanım. Ben de spora katılmasam. Kesin! Lise mi zannettiniz burayı? Arkadaşlar, bu bedelli uygulaması sizin yurt dışındaki yaşamlarınızı aksatmamak için yapılıyor. Yoksa para ödeyip rahat askerlik yapmak için değil. Spora da gideceksiniz, tüfek de kullanacaksınız, eğitim de yapacaksınız. Anlaşıldı mı? Bim çek. Bomba at. Dapsper. Vallahi bunu ben bile yapamam ama. Bravo komutanım. Bir numarasınız komutanım. Bu bir rekor. Komutanım, tam 12'den vurdunuz. Kesin. Bir şey de zevzekliğe dökmeden yapın artık. Yok komutanım. Gerçekten çok başarılı bir atış yaptı komutanımız. İyi şeyleri takdir etmek lazım. Vedat. Evet, başlayalım. Birinç, birinç. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Siz bütün gün bunlarla nasıl uğraşıyorsunuz Ahmet Başçavuş'un? Vallahi komutanım, duymamazlığa geliyoruz. Yoksa 3 güne kalmaz alayını hastaneye yollarım bunları. Gel bakalım Gökhan. Emredersiniz komutanım. Kaçın babacanlar geliyor. Olmadı galiba komutanım. Bir daha deneyim mi? Gerek yok Gökhan. Yemekhaneci olduğun bomba atışından belli zaten. Geç yerine. Geç. Emredersiniz komutanım. Abut. Sıra bende. Hele sen. Boş bile olsa senin eline el bombası verilmez. Sen el bombasıyla neler yaparsın kim bilir. Yok Ahmet Başçavuş'um, yok. Böyle devam edersek elimden bir kaza çıkacak. Aşk olsun komutanım ya. Ne güzel eğitim yapıyorduk. Yeter. Ben, siz devam edin. Emredersiniz komutanım. Geç bakalım. Geç.
kaptı mı? Hamza deli deli. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sen de Almancıymışsın ha? Öyle, öyle. Neresinden? Freiburg. Freiburg yani. Hı hı. Benim hala oğlu oturuyor orada. Ne tarafında? Pardon ya. Biz sonra konuşalım. Benim bir telefon etmem lazım. Ya arkadaşlar. Burada ankesörlü telefon nereden bulabilirim? Merhaba sarı çizmeli Mehmet ağa. Abi insan bir selam verir. Kusura bakma ya. Selami ben. Sen ona bakma babacığım. Bizim Vedat fırlamadır biraz. Telefon alay binasının girişinde. Eyvallah. Bunları var ya araziye salacaksın çok komik olur ha. Alayın yerini bulamazlar namussuz. Tombalak kardeş. Ayıp oluyor ama. Yeni geldik diye alay etmene gerek yok. Doğru konuş benimle Arap Kadri. Karşında koskoca onbaşı var. Kim ulan Arap Kadri? Türk Kadri'yim ulan ben. Anam! Ne gülüyorsun brother? Ayıp oluyor ama. Komik. Almanya'da Türk, burada Almancı. Dalga geçmeseniz olmuyor değil mi? Bana bak alıngancın. Dalga falan geçmiyorum. Söyleyiş tarzın hoşuma gitti. Herkes güldü. Ben de güldüm. Tamam. Hadi size iyi muhabbetler. Benim nöbetim var. Gitme abi. Ya birader, Abza abi iyi adamdır be. Dalga geçmek için yapmaz öyle. Ayıp oldu zaten. Neyse, alırız gönlünü bir ara. Çay? Ha, tamam. Tamam abiciğim. Sorun? Yok yok, bir sorun çıkmadı şimdiye kadar. Vallahi geçti bir kaldı 27 gün. Abiciğim ben şeyi soracaktım da, bankaya para yatırdın değil mi? Abicim, tamam ama ne olursun yarın unutma, ne olur. Tamam, evdekiler para bekler. Hadi saygılar. Aferin asker, bakıyorum gelmeden çalışmışsın. Komutanım, enişte Masubay'da da oradan biliyorum komutanım. Biz daha önceden karşılaştık mı? Bilmiyorum komutanım. Daha evvel Almanya'ya gelmiş miydiniz? Hayır. Ya seni gözüm bir yerden ısırıyor ama... Nereden? Adın ne senin? Selami. Komutanım. Neyse. Karıştırıyorum herhalde. İyi akşamlar. Sağ olun komutanım. Hepsini sokmak zorunda mısın ya? Aman Ferit, bir kere benim elim çok hafiftir. Herkes öyle söyler. Belli, bacağından çıktı yine Nilcim. Aman, senin de hastalığın amma pismiş be Ferit. Özür dilerim ya. Affedersin, bir daha hasta olmam. Geçmiş olsun postacı. Sağ olun kum. Çıkıyor musun Melek? Yok ya, biraz daha kalayım diyorum ben. Biraz işler var da. İşin uzun sürmezse bekleyeyim, boşu boşuna taksi parası verme. Sen hiç bekleme ya, git uzun sürebilir. Hemşire Şevkat ha? Hadi bakalım, kolay gelsin. Deniz. Müşah abi sen nasılsın? Ciddi mi annen? Gitti. Gözün aydın ya. Neydi öyle cadı gibi? Annem hakkında düzgün konuşunuz lütfen. Kendisi muhterem bir hanımefendidir. Uy, sen askerliği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde yapıyorsun herhalde. Değil mi? Muhterem hanımefendi falan. Aman siz ne anlarsınız? Benimle muhatap olmayın lütfen. Koran, pijama da pek hoşmuş ha. Ne o? Gerdiğe mi giriliyor bu gece? Terbiyesizler. Kudur!
Ulan sattık ha. Aç aç aç. Aslan Kadir abim benim ya. İyi ki bizim böyle düşmüşsün ha. Yardım edeyim. Ne oluyor be? Boş yere yavşamazsın sen. Aç. Kadir abim bize Alman çikolatası verecek. Çikolata yapam. Kadir abim benim be. Danke schön mün. Her neyse. Eyvallah Kadir abim, sağ olasın. Ya fazla da bir şey getiremedim. İdare edeceksiniz artık. Ya zahmet etmişsin be Kadir abi. Vallahi sağ ol. İz gereği yoktu be. Lafım olur brother. Hakkı. Sen ne getirdin bize? Bir? Was hast du gebracht? Ne getirdin? Ben... Kasma rahat ol. Ulan hep götürmüş işte yanına. Daha ne olsun? Hadi bakalım kardeş, patlat bir yoyo. Patlata patlata bir hal oldu. Fresh B'den taze Hakkı oldum. Hediye dediniz, çok utandım kaldım. Ben de Kadir'in zulasına sulandım. Estek, köstek, karargah destek. Estek, köstek, karargah. Çikolata mikolata doymaz karınlar. Karargah destek derler bize. Herkesi willkommen hepinize. Yok. Ulan şansıyla sesin çıkmıyor. Kaçın yapalım mı? Hadi oradan. Balık hafızası. Yere atıştık ha. Ortam yanı. Sen de belli ki gerginsin. Ha yani seninle muhatap olmuyorum diyorsun, öyle mi? Sıcak. Çok sıcak. Öyle. Bizim Urfalı deli gibi yakar kaloriferleri. Sıcak. Sıcak. Muhabbetin de pek güzelmiş be. Neyse, hadi iyi geceler canım. Melek. Melek. Thank you.
Aman lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kalk şimdi, ne olduğunu göstereceğim sana Vedat. Kalk! Tatbikat mı var inanız abi? Ne bileyim ben tozunu. Vardır elbetmiş. Hayretmiş. Bu tuvaletlerin hali ne Şakir? Ne hali? Dolmuş ki komutanım. Bütün sular şakır şakır akıyor Şakir. Her taraf batmış. Vallahi ben bilmiyorum komutanım. Biz yatarken normaldi. Komutanım borular mı patlamış yine? Ne borusu oğlum? Bütün musluklar açık kalmış. Her taraf su içinde. Bana bak, hemen birkaç kişi topla. Hemen tuvalete git, o suları süpürün. Emredersiniz komutanım. Allah'ım sen bana sabır ver. Ve deliler, hadi ikiniz. Tuvalet de bizde be. Ya niye yalvartıyorsun beni böyle hala? Ya Melek içmeyeyim ya. Vallahi tadı çok kötü, lütfen. Ya bak ama iyi gelecek. Sonra bütün gece uykunda sayıklıyorsun. Sayıklıyor muyum? Ne diyorum? Hiç. Önemli değil ya, işte öyle çıktın kıldan adları filan. Allah Allah. Kimmiş peki onlar, ne dedim? Yasemin dedim. Ne dedin? Yasemin. Yazıyorsun. Tanımıyorum öyle birini, sallama. Ay Yeşim de o zaman. Ay ne bileyim, sayıklıyordum. Allah Allah. Ben de dün gece sanki böyle birinin elimi tuttuğunu mu hissettim? Gördün mü, rüya mı, gerçek mi? Bir şey yaşadım ama. Rüyadır, rüyadır. Ya sen içsene şu ilacı. Günaydın. Nasıl oldu? Daha iyi. İşte zorla ilaç içiriyoruz. İçtim ya Melek. Artisttir benim postam. Sen ilaçları yuttum dediğine bakma. Nerede ilaçlar Ferit? Yuttum komutanım. Ferit! Gördün değil mi ilacın nasıl içtiğini? Ağzında saklamış. Sen çıkınca atacak. Aşk olsun Ferit. Yut onu Ferit. Komutanım ıslandı, yenisini... Yut dedim Ferit. Uy! Sağa sola dürtüp durma lan yaprakları. Adam gibi süpür. Süpürüyorum ya Cemal abi. Aa, ulan şuna bak. Bir de torun haliyle bağa laf yetiştiriyor. Bağa bak, adam gibi süpür. Yoksa canına ot tıkarım ha. Ne sağa sola sataşıyorsun bakayım? Manyak Cemal. Ya komutanım öyle manyak falan deyip durmayın bağa ya. Evladımım, artık gücüme gideyim. Vallahi sen nişanlıyken benim böyle sap gibi dolaşmam da benim gücüme gidiyor. Ne yapalım? İdare ediyoruz işte. Allah! O kadın yine geldi. Biliyordum komutanım. Bu teyze oğluna çok düşkün. Mutlaka gelecek diyordum. Bu ne? Ne olacak bu? Kafaya vurursa diye. Aferin Cemal. Bazen aklın çalışıyor. Ama bazen. Günaydın asker. Günaydın hanımefendi. Hoş geldiniz. Oğlumu görmeye geldim. Uy! Daha ilk günden olur mu? Olur mu komutanım? Olur, olur. Mürüvvet Hanım da bu taş dolu çanta varken ne isterse olur. Telefon aç göndersin. Emrediyorsunuz komutanım. Çabuk geliyor çanta. Nasılsınız efendim? Nasıl? Onbaşılık forsi işe yarıyor değil mi? Aksin bak. Hadi beyler, hadi hızlı bakayım. Daha tuvaletlere olacak. Pardon, neresi olacak? Neymiş ne? Tuvaletler olacak beyefendi. Beğenemedin mi? O tuvaletlerin içine ben elimi hiç sokamam yani. Şimdi pistir orası. Şimdi pistir, sen temizleyince temiz olacak. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Koskoca onbaşınız burada tuvalete girecek ya. Ayıp, temizleyin bakayım. Kolay gelsin babacığım. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Küçük kim borcun? Bak annen gelmiş ziyaretler. Hadi koş. Annem mi gelmiş? Annem gelmiş. Anneciğim gelmiş. Allah Allah. Anne, komutanım annem gelmiş, gidebilir miyim? İzin vermesem mi acaba ya? Neyse hadi acıdım acıdım, git git hadi. Allah, annem gelmiş. Yavaş.
Hadi hızlı hadi. Bana bakın be. Bu musluklar nasıl olmuş da açık kalmış ya? Ha? Ya ne bileyim abi de herhal gece sular gitti. Iyarın teki de geldi muslukları açık bıraktı be. Yok canım. Yani ben gece nöbetten sonra geldim tuvalete girdim. Sular da gayet de akıyordu. Değil mi Kadri kardeş? Ha? Nereden bileyim ben? Nasıl nereden bileyim ben? Sen de buradaydın ya. Konuştuk hatta. Yani daha doğrusu ben konuştum. Sen de sıcak sıcak falan dedin. Rüya görmüşsün sen. Ben gece tuvalete falan kalkmadım. Anne! Canım oğlum! Gülme. Gülme şimdi yiyeceğiz kafaya çantayı. Anneciğim seni çok özledim. Niye hiç aramadın? Aramaz olur muyum yavrum? Aradım. Ama bağlamadı terbiyesizler. Terbiyesizler. Hay Allah. Neyse siz isterseniz ziyaretçi parkına geçin. Malum burası alay girişi. Şimdi alay komutanı girer çıkar rahatsız eder sizi. Ah pek de yakışmış. Dön bakayım şöyle. Maşallah benim oğluma gel. Yalnız bir saat vaktiniz var. Şimdi eğitimleri vardır onların. Yok yok. Size serbest. Akşama kadar oturun ana oğlum. Kimle karışır? Ne karışıyorsun be? Bırak ne halt ederlerse etsinler. Ama komutanım, Levent üstü hemen. Bırak kendi uğraşsın. İlla kafaya yedireceksin taş dolu çantayı. Ne bu? Tatbikata mı gidiyorsunuz yine? Yok be Fato bacı. Cadı taarruzundan korunuyoruz. Bak bana diyorsan zaten canım sıkkın. Uy saniye diyeyim. Kerime hastayım benim. Kerime Hanım bana yardımcı olmamak için ne kadar çabaladığınızı duydu. Nasıl duydu ya? Vallahi kuşlar söyledi bilemiyorum. Artık bir ara rolüme çalışmama yardımcı olursunuz herhalde. Bıktım artık ya. Yoksa Ozan'ın ödevini yap, yoksa Ozan'ın rolünü çalıştır. Ben de alay komutanının kızı olmak istiyorum. Ya da oğlu. Ya ah Kerim Aslıemen'im. Muzaffer amca aslında böyle şeylere çok kızar. Ama Suzi asıl sizi Kerim'e silahıyla vurmaya çalışıyor ama siz farkında değilsiniz. Ben nasıl kurtulacağım bundan ya? Bıktım artık burama geldi. Üzülme Aslıemen'im benim, üzülme. Cemal. Emredin komutanım. Emret komutanım, sol komutanım, hallederiz komutanım, yaparız komutanım, ne gerekirse komutanım, hazırız komutanım, emret komutanım. Şaşkın! Bravo! Ya bırak gitti. Bu nasıl müzik bile? Bakabı yok, bu iz bir şey yok. Ben bir şey anlamadım. Lan nesini anlamadım ben? Adam işte bir nevi halk ozanı. Almanya dolaylarından türkü çığırıyor. Ha, bizim köyün de ozanı var. Gerçi o biraz deli. Küfür ediyor arabalarda. Aa, güzel söylüyor ya. Adı da Ceza Emmi. Ceza Emmi mi? Ha. Hı. Tanıyor mu yoksa? Aynı kişiden bahsediyoruz. Pek emin olamadım. Şşt, bana bak. Öyle çatal aşıkla masalara falan vurma. Bu masalar falan hep bana zimmetli. Kusura bakma kardeş. Şşş, hey. Uğraşma oğlum herkesle. Ya sen ne gıcık adamsın. Ha? Bak yine kekelettin peleşteyi. Şşş, bana bak Hamza abi yanında diye efeleniyorsan sorarım bunun hesabını sana sonra. Şşş, babacanlar. Ulan şurada efendi gibi yemek yiyoruz ya. Üssün be. Şşş, bunlar hep böyle ya. İki dakika rahat duramıyorlar. İlla içine ot tıkayacaklar ha. O kadar tuza da biraz daha ot eklemek gerekir herhal. Korhan Paşa'm, madem tuzluğu açıyorsun bir kapataverseydin bari ha. Yok erken kontrol etseydin tuzluğu. Şşş, yavaş babacan yavaş. Ceza almana değmez be. Öyle kıldan tüyden kibar bir arkadaş işte. Ben sana yenisini koyarım Kadri abi merak etme sen dur. Sağ olasın tombalak. Gıcık oldum şu herife ya. Adanalı, sen hiç merak etme. Ben buna bir oyun oynayacağım ki var ya, aklını yiyecek ha. Ya ne olur dosyasına bakayım. Aa, şeyi mi çıkarttın anasız ya?
Hizmeti özel bu dosyalar. Tamam işte. Benim aşk hayatımın hizmetine de özel olsunlar. Mert Uludu'da bakıyorum. Ya o sonraya da kalabilir. French bir kızım. Mert'i kim takar? Pes yani Suzi ya. Pes ya. Allah Allah. Adam ünlüyse ünlü. Hay sana ne? Sapıtıklık yapmasana. Ya ünlü olması sorun değil. Bir kere çok tatlı. Seyfi. Emredin komutanım. Sakın. Ya Suzi ne yapıyorsun? Ayıp ya. Şşş. İstikbalime müdahale etme lütfen. Bu benim yeni Romeo'm olacak. Ha, Seyfi görmesin. Seni de Romeo'm da harcar valla. Pis kabul et. Ne olacak? Buldum. Gel. Emredin komutanım. Şu Selami adındaki bedellinin dosyasını getir Seyfi. Emredersiniz komutanım. Ne oldu Levent? Bir sorun mu var? Yok komutanım. Sadece yeni gelen askerlerden birini daha önceden tanıdığıma eminim. E'si bir kere gördüğümüzü unutmam. Bir yerden tanıyorum ama nereden çıkartamıyorum. Yok abicim. Ya bugün para yatar yatmaz uzuyorum ben. He? Abi nereden bileyim ben eski komutanımın burada görev yaptığını? Ya ne olursa olsun Selami'ye beni ilgilendirmez. Doğumuna para mı saydım ben Almancının? Hadi ben uzuyorum bu gece. Tamam. Tamam kapatmam lazım hadi. Gençler, bedelli gençler. Nasıl gider bakalım askerlik? Sevdiniz. Şimdilik iyi. Sabahtan akşama kadar yatış. Yatın bağlım, yatın. Pazartesi eğitimler başlıyor. O zaman göreceğiniz Ankara'yı, Konya'yı. Bak yine ya. Ya tombalak, o kadar Alman çikolatası verdik gene bizimle uğraşıyorsun ya. Yok abi yok. Sen doyuramazsın bizi bu tombala. Sen var ya, bu da Almanya'da bütün çikolatalarını getirsen hepsini yer yalar yutar bu. Bana bak, sen kime tombalak diyorsun lan? He? Bey mi diyor, bey? Kadri abi diyor. Olsun, o abimiz. Dero, sen niyemezsin, değil mi abi? Eyvallah tombalak. Sana kırgınım zaten. Kaşla göz arasında helaları temizlettin bize. Vallahi hiç kusura bakma abi, yok öyle bir şey. Yani Ahmet Paşa uşum dedi. Neticede ben de bir emir kuluyum yani. Hadi bakalım. Nasıl da kirliydi. Ben var ya, iki senedir temizlenmemiş sandım yani. O kadar kirliydi. Bak tırnağım da kırmış. Şşt, kibarcık. Sen Rusya'da yaşıyordun değil mi? Adım Korhan. Ya canım her neyse. Bak ne diyeceğim sana. Var mı senin böyle tanıdığın bildiğin Rus manita? Ha? Hayır yok. Bir de bana numara yapıyor. İzle bak. Vardır be. Sen var ya ne kirli çıkısındır. Senin gibi yakışıklı abime var ya tapıyordur Rus manitalara. Tabii Rus kadınları bana taparlar. Var yani birkaç tane var tabii. Güzeller mi? Önemli olan ruh güzelliği. Canım. Ya ha ruh güzelliği ha canım abim. Ha Rus güzelliği ne fark ediyor? Bak ben sana ne diyeyim biliyor musun? Sen bana en iyisi bu en güzellerinden, en oyunlularından şöyle iki tane çıtır Rus ayarla. Tamam mı? Kafala bir güzel. Sonra da hatta hep beraber bizim Bodrum'daki pansiyona tatile gidelim. Ben de bugünün anısına kızların kaporası olarak sana güzel bir hediye vereyim. Ne hediyesi? Yavrum bak şimdi sen 28 gün askerlik yapacaksın. Biz de seni elin boş göndereceğiz değil mi? Olmaz öyle şey. Hazır mısın? Efendim. Halis mulis, Türk işi, el bombası. Aman aman onu öyle. Aa patlar şimdi bırakın. Patlamaz güzel kardeşim, patlamaz. Yalnız şuradaki ipimi çekersen patlar. İpim düştü. Ulan salak ipimi düşürdü. Kaçın, kaçın. Dön, o ip dön. Anne. Korma. Ne oluyor burada asker? El bombası yapmışlar, pimi düştü böyle aşağı. Şimdi patlayacak hafazan Allah. Kaçın siz de kaçın. Ne bombası be? Ne diyor bu?
Katılacak. Vallahi ömür törpüsü be, ömür. Hamza! Hop! Aha! Bitirdin mi temizliği? Bitirdim komutanım. Pırıl pırıl oldu vallahi. Bol dök yalı. Dökeyim mi? Tadar mısınız azıcık? Hı? Saçma sapan konuşma. Manyak herif. Bir saattir buradasın. Tabii pırıl pırıl olacak. Kalbimi kırıyorsunuz ama komutanım. Ben size hiç öyle şeyler diyor muyum ya? Aa, üstüme iyilik sağlık. İstersen de. Çok yüz göz olduk zaten. Komutanınız olduğumu unutmaya başladınız. Bak şimdi ya. Yani komutanım durup dururken eziklik yapmanın ne lüzumu var canım? Allah! Suzan! Yine peşimde. Bana bak, beni sorarsa görmedi. Niye ki? Aa da gördüm. Hatta siz benim kalbimi bile kırdınız o görüşme sırasında. Ayıp be. 40 yılda bir şey istedik. Yok vallahi kom, çok kırıldım yeminle. İçimden bir şeyler koptu gitti ya. Hamza! Hı? Tamam. Sonra konuşuruz. Hmm. Merhaba Hamza abi, kolay gelsin. Sağ olasın, albayımın Suzi'si. Bugün kaç kişiyi birbirine düşürdün bakalım, fitnecan. Aman, eskisi kadar keyifli değil artık burası. Her şey aynı. Vedat bile uslandı. Ya, Kerim Aslıman bu tarafa doğru gelmiş, gördün mü? Yok canım, görmedim. Nasıl göreceğim? Hayırdır? Bana rolümü çalıştırmak için söz vermişti ama habire kaçıp duruyor. Aa, bak şimdi Kerim Asteğmen'ime. Ya yani iyi o komutan, hoş komutan da yani insan verdiği sözü hiç tutmaz mı canım? Kerim Asteğmen'im. Yaptım Kerem'i Hamza. Aa, ben ne yaptım şimdi canım? Hayret. Sen hala giymedin mi? Geç çıkacağım komutanım. Şu bedellerin dosyalarına falan bakmam lazım. Ayrıca eğitim raporlarına da bir göz atacağım. Bence sen bu adama taktın. Kime? Adını hatırlayamadım. Şu bir yerden tanıyorum dediğin adam var ya. Ha Selami. Yok unuttum bir de onu ya. Selami. Niye dosyası açık önünde o zaman? Taktım vallahi komutanım. Düşün düşün kafayı yiyeceğim. Peki, sana iyi eğlenceler o zaman. Sağ olun komutanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi tutturmuş çocuk ha. Kaçacağım da kaçacağım diyor. Aman be abi. Abi hepimiz söylenmiyor muyuz kaçacağım, kurtulacağım, bunaldım diye ya. Dur be abi daha ilk günleri. Ulan ya kaçar da askerliğini yakarsa? Yazık değil mi be? Gencecik çocuk. Aman iyi tamam git koş kurtar o zaman. Ya ne diye kaçacakmış salak? Zaten 28 gün askerlik yapacaklar. Sen olsan kaçar mısın? Sen kaçarsın. Şişt, kes be kes. Lan adama bak ya. Yap işte askerliğini 28 gün paşa paşa. Eşek. Abi sen şapı fazla kaçırdın galiba bugün. Bir acayipleştin ha. Kendin kaç 10 sefer 20 sefer. Abartma lan. 9 sefer nedir? Neyse işte. Sonra da başkalarına akıl vermeye kalk. Aklı başına yeni geldi de ondan. Heh. Vallahi doğru söylüyorsun Tosun'um. Ha bizi yola sokan kimse olmadı. Bari başkaları yanmasın be. Ve Hamzacık başını önüne eğip ağır ağır merdivenlerden aşağı iner. Dalga geçme lan çocuk. Çıbırma. Ya ne diye kalacaksın? Hem de cuma. Gidip arkadaşlarınla eğlen bir şeyler yap ne bileyim. İyi de bu benim görevim. Yani ne bileyim gece bir şeye ihtiyacın olursa. Ya bir şeye ihtiyacım olursa kalkar alırım. İyiyim ben. Bak, ayağa da kalktım. Emin misin? Melek hemşire, biraz daha ısrar ederseniz bana karşı ilginiz olduğunu düşüneceğim. İyi be, ne halin varsa gör. Ya tamam kızma, şaka yaptım ya. Teşekkür ederim. Her şey için. Sen benim için çok şey yaptın. O yüzden... Herkese gösterdiğimden biraz daha fazla iyi gösteriyorum. Hepsi bu. Biliyorum. Şakaydı. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Buongiorno signorita. İyi akşamlar. Naber? İyidir yani. Nöbetçiymiş misin? Tabii oğlum. Kendim yazdım. Sabaha kadar 2 saatte bir devreye gezeceğim. Onun dışında yanındayım kardeşim. Eyvallah, süper fikir. Sigara var mı? Var var oğlum. Ben kantine gidiyorum. Bir şeyler alacağım. İster misin? Abi soğuk bir şey al. İçim yandı çünkü. Emrin olur paşacığım. Eyvallah. Tuncay. Onbaşı Tuncay. Ferhat Onbaşı Ferhat Tuncay. Tabii ya. Akşam vakti bizi nerelere getirdin Melek ya? Ya ne var canım, yolumuzun üstü işte. İyi tamam hadi, bak Ferit'ine de gel. Hasta ama. Seninki de ne görev aşkıymış. Sen bu çocuğa aşıksın değil mi? Üf Deniz. Geliyorum. Tamam. Bilmiyorum abi nereye kadar gider. Fato iyi bir kız. Dürüst. Sağa solu belli olmuyor ki be kardeşim. Hayatını kardeşine adamış. Öyle. Zaten daha erken. Önce bir tezkereni al da sonra düşünürsün. Öyle öyle. Senin nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Melek'le işte. Ha yok bir şey abi. Tabii. Gözlerinizden belli oluyor. Vallahi. Ya ben aşık oldum demeye korkuyorum galiba. Ne bileyim. Bundan önce Alev'le de bir şeyler yaşanmıştı ama bu çok farklı. Kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Ne güzel işte oğlum. Konuşsana Melek'le. Ha yok. Yok abi. Ben bugüne kadar ilişkilerimin içine ettim zaten. Melek özel bir kız. Zaten hiç doğru bir zaman değil. Levent Süleyman'la Deniz Yüzbaşı'nın gözü sürekli üzerimizde. Bir de benim yüzümden kızın hakkında yanlış şeyler düşünmelerini istemiyor. Vay be. Bu aşkı da geçmiş oğlum. Sen bu kızı düpedüz seviyorsun. Uyuma, uyuma! Kalkın! Nerede? Nöbetçi çavuşu komutanım. Peki diğerleri nerede? Komutanım, Ferit revirde, Gökhan nöbetçi onbaşı, Tosun da nöbetçi komutanım. Hamza? Komutanım, yeni gelenlerden 2 kişi de eksik dur. İçlerinden biri de Selami değil mi? Nerede bu adamlar? Cemal, yanına Vedat al, git Seyfi'yi bul. Hemen Kerim Aslemin'i uyandırsın. Emredersiniz komutanım. Beyler, ne olur bile gece vakti be ya. Şşt! Hamza abi firar edecek demişti. Haklı çıktı galiba lan. Uy!
şu yanımdan. Komutanım iyi güzel söylüyorsunuz da adam uyur gezer. Hayır, uyanırsa çıldırır. Yaktım. İkinizi de yaktım. Ekliyorum listeye. Babacan, yapma gözünü seveyim. Sana ne be, sana ne? Git buradan. Olmaz babacan. Bak 28 günlük askersin. Yap da bitir paşa paşa. Sonra çok üzülürüz. Bak birader, durum başka. Ben başkasının yerine buraya geldim ve yakalanırsam kabak gibi oyarlar. Nasılmış o iş bakayım? Sen de amma sordun ha. Ya parayla başkasının yerine geldim ben buraya. Adamın işi gücü vardı gelemedi. E benim de ihtiyacım var, tamam mı? İyi de bu sahtekarlık kardeş. Adam gibi sözünü tut o zaman. Madem geldin kal, yap yarın askerliği. Yapamaz. O askerliğini zaten 22. Hudut bölüğünde onbaşı olarak yaptı. Öyle değil mi Ferhat? Evet. Komutanım. O zaman da sahtekarlık peşindeydin. Yok annem ölmüş, yok ayağım acıyor. O kadar gözüme batmasaydın belki şimdi seni hatırlayamazdım. Dur! Sakın bir adım daha atayım deme Ferhat! Komutanım! Bu asker firar etmeye kalkıştı Seyfi. Hamza da şahit. Gerekli belgeleri düzenleyip ikimizin de ifadesini alacaksın. Emredersiniz komutanım. Seyfi. Öbür askeri buldunuz mu? Bulduk komutanım. O da mı firariymiş? Yok. Firari değilmiş komutanım. Uyur gezermiş. Ne? Yine de şımarık bir çocuğun kuşu gibi uzaklara gitme. Yaramazın elinden bir parça salıverip de sonra verdiği bu özgürlüğü kıskanıp geri çektiği bir tutsak gibi. Keşke kuşun olsaydı. Adam gibi konuş, densiz. Albayın kızı. Öyle yazıyor komutanım. Ben de Roma'ya deriz. Bak öyle diyor, sonra da elinde sepetle rahip Lavrancı'ya girer. Komutanım, söylemesi ayıptır. Bir aralar lisedeyken bu eseri icra etmişliğim vardır. Aa, Roma'yı. Bak, Vedat ne güzel oynamış Roma'yı komutanım. Oynasın benim yerime. Vedat? Komutanım, ufak bir teknik arıza var. Yan çizme Vedat ya. Yok, albayımın kızı. Yan çizmiyorum. Ben belki biliyorsunuzdur, erkek lisesinde okudum. Kız yoktu haliyle. Yani? Yani ben Romeo'yu değil de öbürünü, dişi olanını oynadım. Juliet'i. Oho! Vallahi ben diyordum da inanmıyordunuz. Vallahi zinli lan bu, zinli. Hop hop Hamza efendi, senin de karı kılığına girdiğin günleri unutmadık. Hiç konuşuyor. Şşş, hadi orada, hadi orada. Sus, terliksiz Juliet'si. Saçma şey. Ulan hadi ben bir kere arkadaşımıza kıyak olsun diye kurban gittim. Sen iki kere, ulan iki kere kadın olmuşsun. Ben de komutanım. Sevmiş, benimsenmiş kadınlığı yani.